takımların birbiriyle yaptığı maçlarla son derece ilgili ve herkes de bir fiil sporla alakalıydı. Sonradan ne olduysa eve geliyoruz gittiğimiz misafirliklerde çocukların elinde cep telefonları oyun programları izliyorlar. Çocuklar da oyun salonlarına gidiyor. Elektronik ortamda futbol oynuyorlar ve peşi sıra da şikayetçi olduğumuz konular ortaya çıkıyor. Neden spordan bu kadar uzaklaşıldık? Bu soruyla bir başlayalım. Hocam buyurun sizden önce. Evet, ben öncelikle iyi akşamlar diliyorum sevgili izleyicilerimize. Sayın Kıymaz'ın zaten girişi çok güzel yaptınız. Evet, yani siyasetin yoğun konuşulduğu bir dönemde gençlere ve çocuklara eğilmek gerçekten çok duyarlı bir davranış. Bu anlamda ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ben ayrıca Duru TV televizyona da teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiler. Yani aslında bu sorun sadece ilimizin, bölgemizin sorunu değil. Bu ülkemizin problemi. Ve ben yani geçmişteki spora, futbola olan ilginin azalmasını ben öncelikle eğitim sistemine bağlıyorum. Eğitim sistemiyle beraber de tabii ki teknolojiye bağlıyorum. Teknolojinin bu kadar ileri olmuş olması, çocuklarımızın telefonların içinde yaşıyor olması maalesef onları hem spordan uzaklaştırıyor, hem sosyal aktivitelerden uzaklaştırıyor, hem sosyal anlamda sorunlar yaşamaya başlıyor. Yani psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Yani geçmişte biz işte mahalle takımlarında, okul bahçelerinde insanlar, çocuklar spor yapardı. Ama maalesef şimdi çok güzel imkanlar olmasına rağmen, işte çok güzel modern semt sahaları, hani bu yeterliği tartışılır. Ama bazı okullar, hatta çoğu okulun içerisinde bile hani futbol anlamında yetebilecek kadar bir halı saha yapılmış. Yine spor alanları yapılmış. Ama maalesef biz çocuklarımızı o sahalara götüremiyoruz. Ya bunun başlıca sebebi de velilerin sınav kaygısı, çocuklarının geleceğiyle alakalı işte ilkokuldan başlıyor bu yarış. İşte ta liseye kadar devam ediyor. Ve lisede de işte en büyük kaygı, velinin en büyük kaygısı, işte ben çocuğumu nasıl daha iyi bir üniversiteye yerleştirebilirim? Bunu öncellerken, bunu önemserken maalesef çocuğunun psikolojisini, sosyolojisini ve çocuğunun gelecekteki ruh sağlığını maalesef önemsemiyor ve bunu öteliyor. Bu da işte çocukları bu alanlardan, bu ortamlardan uzaklaştırıyor. Yani bizim en büyük sorunumuz bu diye düşünüyorum. Yani öncelikle bu. Sorun evet. Bu. Şimdi evet. İlk etapta. Bir de bu konuyla ilgili sizden bir görüş alalım. Hocam soruna doktor gibi teşhisi koydu. Bize evet. De aslında laf söylememek düşer de. Ben de tekrardan Duru TV izleyicilerine, başta Şanlıurfa ve Vadiman olmak üzere tüm Türkiye'den bizi izleyen sevgili konuklarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Bir önceki programda hatırlarsanız seçim süreci tam kızgın döneme denk gelmişti. Adayların belirlenme dönemiydi. Evet. Bizim de Adıyaman Belediye Başkan adayımız AK Parti'nin adayı belli olduğu gün biz program yapmıştık burada sizle birlikte. Evet. Siyasi aranayı biraz yorumlamaya çalışmıştık. Diğer partiler halen daha kendi adaylarını belirlemediler. İttifak mı olacak, olmayacak mı? Tartışması devam ederken 15 Ocağı aday belirleme günü olarak bu sefer önümüze indirdiler. Mecburen bekleyeceğiz bir ay daha. O arada hayat devam ediyor. Hayatında en önemli bölümlerinden bir tanesini hocam dediği gibi spor oluşturuyor. Ne yazık ki biz çocukluğumuzda yaşadığımız o heyecanları, o pazar günlerini, sabah 6'ları 7'leri iple çektiğimiz günleri şu an aramıyoruz. Çocuklarımız da aramıyoruz. Sizin dediğiniz gibi cep telefonlarında veya PlayStation'larında istediği takımlar, istediği oyuncular rahatlıkla kendinin yanındaymış gibi oynayarak o eksikliğini gidermeye çalışıyor. Bunda harbiden en başta tesis sorunu var. Eğitim bölümünü hocama ben bırakıyorum. O daha deneyimli. Adıyaman'da 10-15 yıla yakın bir süreçte sporun gelişimini ve sporun yönetilmesini hocam üstlenmişti. O daha iyi teşhis koyacaktır. Tesis ne kadar çok olursa, sadece futbol için demiyorum, bütün branşlarda bu tesislerin artması sporun gelişimine, sporcu sayısının artmasına ön ayak olacaktır. Biz
Bir tane yüzme havuzu, bir tane kapalı spor salonuyla Adıyaman'da bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Eski tesisleri söylemiyorum. Çünkü onlar bana göre miadını doldurdu. Hatta süresini aştı bile. Çünkü çevre illere baktığımız zaman harika, modern böyle tam profesyonel Avrupa standartlarında tesisler yapılmaya başlandı. İnşallah bizde de yönetimsel anlamda bir değişiklik oldu. O değişiklikle birlikte eğer maddi anlamda sıkıntı çekmezsek ben tesis yolunun açılacağını tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Okullarda okul sporlarıyla ilgili bayağı gelişmeler var. Yakından da takip ediyoruz gazeteci olduğumuz için. Eğer okul sporlarında lisanslı sporcu sayısını, öğrencilerden oluşan lisanslı sporcu sayısını artırabilir ve yeni dönemde de tesis desteğiyle birlikte bu ikisini biz bir araya getirebilirsek zannediyorum Adıyaman'da spor konusunda güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum ben. Şimdi bizde spor dendiğinde bizim çocukluk evremizde, dönemimizde branşlar çoktu. Evet. Judo vardı, tekvando vardı, karate vardı, boks vardı, güreş vardı. Vardı ha vardı. Ya şimdi spor dedim mi hemen insanın aklına futbol geliyor. Yani spor futbol haline döndü Türkiye'de ve diğer branşlarda gerileme oldu. Basketbolda bir Avrupa'da, dünya klasmanında vesaire liglerde başarısı var basketbol. Fakat bizim yöremizde güreş sporu çok ilgi görüyordu bizim gençlik dönemimizde. O Adıyaman Lisesi'nin bir kapalı spor salonu vardı. Evet. İlkokuldan ortaokula ilk geçiş yapan, ortaokul birinci sınıfa geçen öğrenciler için okulun spor dersleri, öğretmeni gelirdi. O ilk kayıt yaptıran, okulun ilk başladığı günlerde öğrencileri böyle sıraya düzerlerdi boy sırasına göre. Boylu poslu olanları futbola alırlardı. Baskete, futbola. Aynen, seçerlerdi. Ben de biraz boy olarak öyle fazla boylu poslu değildim. Beni judoya aldılar. Yani böyle gözle tecrübeli hocalar bakıyor, bundan ne olur gibi falan. Beni judo grubuna aldılar ve ben sarı kemere kadar, yani beyazdan sarıya geçtik. İşte yeşil vesaire. Oradan ben güreşe döndüm. Birbirine yakın sporlar. Ve iyi minder güreşi sporcusu olarak yetiştim. Evet. Zeyli bir Ahmet hocamız vardı. Fevkalade güzel eğitim veriyordu. Ve güreşte o dönemde Türkiye'de de, dünyada da, olimpiyatlarda da güreş yarışmaları canlı yayınlara geliyor. Ekranlarda halkın, vatandaşın ilgisi üst düzeydi. Çünkü güreş atasporuydu. Evet. Judo'da da başarılı gençlerimiz çıktı. Türkiye'de derecelere giriyordu vesaire. Sonradan bu bizim gençlik dönemini örnek veriyorum ki biraz konu iyi anlaşılsın. İlkokulda, ortaokulda seçiliyordu gençler. Mutlaka bir spor branşıyla doğrudan ilgiliydi. Evet. Onunla ilgili özel salonlar vardı. Biz giderdik. O özel salonlarda ve beden terbiyesinin aşmış olduğu kurslara iştirak ederek mutlak surette hem okul hem spor, spor hayatın bir parçasıydı. Ve her vatandaşımız mutlaka bir spor branşıyla ilgili ve alakalıydı. Evet. Nüfus 40 bindi, 30 bindi. Bizim yüzlerce, belki binlerce ifade edilecek sporcularımız vardı. Diyelim ki Bitlis'e, Tatvan'a bir yere futbolda deplasmana gidiliyor. 50 tane otobüs tutuluyor, biniliyor, gidiliyordu. Evet. Şimdi nüfus 1 milyona dayanmış Urfa'da diyelim veya Adıyaman'da 250 bin nüfus var. 10 tane otobüs doldurup bir deplasmana gidemiyoruz. Yani bu bizim sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Anlayışımızı da, hayata bakışımızı da etkiliyor. Kesinlikle. Evet. Niye böyle bir düşüş oldu? Yani futbolda ve diğer spor alanlarından toplum olarak neden koptuk yani? Sebep sadece teknoloji mi yani? Şimdi başkan, tabii sizin döneminizdeki seçilme kriterleri ya da işte bakış açısı ne ifade ettiniz? İşte fiziksel olarak ya da işte o dönemki mevcut beden eğitimi öğretmenlerinin
tecrübelerinden faydalanarak seçimler yapılırdı. Ama şimdi günümüzde öyle bir teknoloji var ki ilkokul yaşlarından başlıyor, fiziksel ölçümler yapılıyor, bilimsel anlamda testler yapılıyor. Hangi öğrencinin hangi spor branşına fiziksel olarak yatkın olduğu tespit ediliyor, uygun olduğu tespit ediliyor, kriterleri var. Bunlar tespit ediliyor ve öğrenci o alana yönlendirilmeye çalışılıyor. Yani mesela şu anda Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü bir proje bu mesela. İlde yetenek taraması diye bir proje ve o projeden sonra da hani bu çocuklar ilgili olacakları ya da fiziksel anlamda uygunluk gösterdikleri branşlara yönlendiriliyor. Ama sonrası gelmiyor. Mesele orası işte. Yani bahsettiniz, sağlık açısından da çok önemli. Tabii ki spor sağlık, yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Fiziksel olarak iyi olmamız lazım ki diğer derslerimizde de başarılı olabilirim. Hayatımızda başarılı olabilirim. Ben yani biz tabii çok zorlanıyoruz. Hani benim çalıştığım okul şimdi proje okulu ve ben antrenmanlara öğrenci bulamıyorum. Bunun sebebi de 9. lise 1. sınıfa başlamış öğrencinin şimdiden işte kursu var, özel dersi var, antrenmana zamanı yok. Evet. Ha ben şunu söylüyorum velilere. Diyorum ki şimdi spor hiçbir zaman çocuğunun ders çalışmasına, dersteki başarısına engel değildir. Engel değildir diyorum. Yani örnek çok fazla. Ya ben ayağıyla futbol oynayan, çalım atan bir insan beyin kas koordinasyonunu sağlıyor. Çünkü beyin emretmeden ayak hareketi yapabilir mi? Kaslara yapamaz. Dolayısıyla kafası çalışmayan, beyni iyi çalışmayan çocuk futbol oynayamaz. Biz ne yapmışız toplum olarak, aile olarak? Futbol oynuyorsa ya futbolu işte gereksiz, lüzumsuz en son gereksizden iş. Ziyade evet. İşte hep böyle yaklaşıldı. Geri zekalılar futbol oynuyor. Halbuki tam tersi. Bana göre üstün zekalılar futbol oynuyor. Sadece futbol için konuşmuyorum. Basketbol için de konuşuyorum. Yani o bileği idare etmek, potaya atmak, çok ani karar verebilmek. Ya bunlar hep zekayla alakalı. Beyin kas koordinasyonu bu dediğimiz olay. Yani hiçbir zaman spor çocuğun ders başarısına engel değildir. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim yapamadığımız şey, yani biz hem okuldaki beden eğitimi öğretmenleri demiyorum. Yani diğer öğretmen arkadaşlar da böyle yaklaşıyor zaman zaman. O öğretmen arkadaşlar dengeleyemiyor. Aile dengeleyemiyor. Ve en önemlisi çocuk dengeleyemiyor bunu. Çünkü çocuk hep oynamak istiyor. İşte biraz da derse eğer ciddi anlamda bir eğilimi yoksa hep kaçmak istiyor. Ya da antrenmana geliyor, ders çalışma isteği yok. Ya işte ben çok yorgunum, antrenmana gittim diyor. Ha biz ne diyoruz o velilere? Diyoruz ki kardeşim, bu tarz eğilim gösteren bir çocuk varsa, öğrencimiz varsa biz bunu bir süre alıkoyalım. Antrenmanından, sevdiği işte spor branşından alıkoyalım. Bu ne zaman evet ben ikisini bir arada başarılı bir şekilde götüreceğim, o zaman yönlendirelim diye de önerilerde bulunuyoruz. Bu anlamda hep yönlendirmeye çalışıyoruz açıkçası. Hocam tabii hepimiz aynı zamanda babayız yani. Çocuklarımız kesinlikle. Ve ebeveynler bizleri izliyor. Özellikle ebeveynler için şimdi bir sorum olacak. Evet. Şimdi benim bir oğlum var. Herkese Allah hayırlı evlatlar bizim versin. Amin. Evet. Allah başlasın. Baktım devamlı futbol oynuyor. Yani ilkokulda, ortaokulda bunu fark ettim yani. O oynuyor. Ama dikkat etmedim çocuğun eğilimi ne derece vesaire. Şimdi bana öğretmenlerinden birisi sizin oğlunuz iyi futbolcu olur ilgilenin diye bana bir uyarıda bulunsaydı ben onu hemen fark ederdim. Çocuğun o yeteneğini geliştirmesine mutlaka evet. Katkı sağlardım. Mutlaka. Bana bir gün dedi ki baba bizim halı saha maçımız var şuraya gidiyor beni bırak falan dedi. Ben çocuğu bıraktım halı sahada izlerken baktım çocuk çok iyi bir santrfor. İyi gol atıyor ve çok yetenekli. Ve ben de Adıyaman Spor'un basın sözcüsüyüm, yönetimindeyim. Çocuğu o an fark ettim. Yaşı 15 iken fark ettim yani. Evet. Ben dedim seni
Adıyamanspor altyapısına aldırayım, orada bu çocuk kendisini geliştirir. Kısa bir dönem geldi. Getirdim. Evet. Siz hocasıydınız. Altyapı sorumlusuydum. Ben dedim bu çocuk yetenekli. Ben yeni keşfettim. Velhasıl orada kulüp başkanı Nüfel Bey oynadığı maç sayısını sordu. Yaşını sordu. Dedi ki Zeynel Bey siz bunu 11 yaşındayken bize getirecektiniz. 11-12 yaşındayken. 15 dedi geç kalınmış dedi. Bu dedi bu yaşa kadar bunun şu kadar 100 maç yapması lazımdı. Yani rakam verdi. Kaslarını şu derece geliştirmiş olması lazımdı ki burada altyapıda değerlendirilebilsin. Ben de o zaman bir baba olarak çok üzüldüm çocukta geç kaldığım için. Şimdi başkan, yani kendi yaşadığımı söylüyorum. Konuyu şimdi şeye evet. getirdik. Şimdi ebeveynlere yani, çocuklarının yeteneği için bir uyarı. Şimdi tabi biz okul ve spor ilişkisini konuştuk ama şimdi evet. hani kulüpler bazına doğru gitmeye evet. başladık. Evet. Şimdi o anlamda tabii ki çocuğun yeteneğini erken keşfedip antrene etmek çok önemli. Ya biz bunu bir dönem Adıyaman Spor bünyesinde çok iyi yaptık. Yani hani orada işte Adıyaman Spor hedef konuluyordu. Koyuyorduk çocuklara. Çocuklar işte geliyordu gidiyordu. Sonrasında ne yaptık? Lig oluştu. O çocukları biz lig oynattık ama. Bölgesel Gençler Ligi vardı. O çocuklar o liglerde oynamaya başladı. Sizin Cihat da aynı şekilde. Evet. Ama Cihat biraz disiplinsizdi. Belki biraz şımarıklığından kaynaklanıyordu. Evet. Siz evet. çok üzerine titriyordunuz. Biraz çok devamlılığı yani. Olmadı. Yok boydan değil. Yani çok devamlılığı olmadı. Şimdi bizde bu belki bölgemizin sorunu ama Adıyaman'da çok daha büyük bir sorun bu. Yani altyapılar çok yetersiz, hiç yoktu. Şu an yavaş yavaş onlar oluşmaya başladı. Bizim o dönemde bizim taradığımız, işte bulduğumuz yetenekli çocuklar oynadılar. Abi belli bir seviyeye geldiler. Yani ikincilik, üçüncülük seviyesinde oynayan oyuncularımız çıktı o dönemde. Ama biz onu tabii devam ettiremedik Adıyaman Spor bünyesinde. Sonrasında ilde, yerelde alt yaş gruplarında işte o dediğimiz 11-12 yaşında o çocukları evet seçtik. Antrenman yaptırıyoruz. Sen o çocuğa istediğin kadar antrenman yaptır. Ona maç oynatmasan birinci kriter. İkincisi bir üst yaş grubunda faaliyetin yoksa o çocuğun ilerleme kat etmesi mesela mümkün değil. Niye? Yani şimdi, siz iyi başladınız, kötü bitirdiniz öyle oldu yani. Hayır şimdi. İyi bir başlangıç yaptınız, devam edilmedi. Şimdi bak bu çocuk başlayacak. Evet. Diyecek ki benim işte hafta sonu maç oynayacağım. İşte ailem gelecek, arkadaşlarım gelecek, herkes beni izleyecek, iyi olmam lazım. Bu bir motive, yani o çocuğun motive olması için sebepler bunlar. İkincisi benim bir üst kategoriye çıkış yapabilmem için iyi olmam lazım. Çünkü iyiler üst şeye alınıyor. Yani üst yaş grubuna iyiler alınıyor. Yani iyi olmam lazım. Hani bu sirkülasyonu, bu devamlılığı sağlamak lazım. Ama ve bizim onu parantez içine alıp o çocukları, o seçilen çocukları yakından takip edecek bir müessese kuruluş olması lazım. Sürekli takip edecek. Tabii ki yani senin ildeki profesyonel takımının da bu anlamda bir yapısının olması lazım ki diğer amatör spor kulüplerinde yapılan faaliyetlerdeki yani faaliyetlerde bulunan çocukların tabii ki birinci önceliği ne olacak? Profesyonel takımın altyapısı olacak. Ya da işte 15'te, 16'da, 17'de ise hedefi orası olacak. Oradaki çocuğun ne olacak? Belki işte imkan varsa bölgeselde oynuyorsa ki şu an mesela gençlik geliştirme ligleri var. Orada oynuyorsa işte hedefi Şanlıurfa Spor'un altyapısı olacak. Şu an orada oynayan çocuklarımız var. Yani Antep Spor'da oynayan çocuklarımız vardı alt yaş gruplarında. Hala var. Şimdi bunun devam etmesi lazım. Ama şu an Adıyaman Spor'da hala maalesef altyapı yok. Başkanla zaman zaman işte sohbetlerimizde evet hocam artık zamanı geldi bir an önce kurmamız lazım. Biz bunu tabii kendisine bal ligindeyken bile konuştuk, söyledik. Çünkü altyapı yoksa hani bir tabir var, taşıma suyla değirmen dönmüyor. Yani siz konuşmanızın başında dediniz ki işte futbol çok cazip, cazip hale geldi. Çok izleniyor, çok takip ediliyor, çok oynanıyor. Ve o dönemlerde işte bakkalı, esnafı, memuru, osu busu bir deplasmana 50 otobüs gidiyordu. Niye gidiyordu?
sevgi vardı, ilgi, alaka vardı. Heyecan vardı. Yani bir heyecan vardı. Ama şimdi yine futbol cazip. Yine futbol en çok talep edilen spor dalı, spor branşı. Ama bizde alt yaş grupları, alt ligleri yok. Dolayısıyla biz bunu sürdüremiyoruz. Hani o bahsettiğiniz dönemlerde oynayanların %90'ı Adıyamanlıydı. Değil mi başkanım? Siz hatırlarsınız oynayan oyuncuları. Tabii tabii. Ben de oynadım. Siz de oynamışsınızdır. Evet. Yani hay profesyonel düzeyde oynayan yani çocukların çoğu değil. Ben de mesela 18 yaşında ben oynamaya başladım. Ben Özenspor'un yani. Lisanslı futbolcusuydum. Kaleci yedeğiydim. Sonradan ayrıldım kısa bir süre. Başkanım yani orada kaleci yedeği olmak da önemliydi Özenspor'da. Evet. Tabii ki canım yani o dönem amatörlük belki üçüncülük yoktu. İkincilik vardı. İşte üçüncülük seviyesinde oyun müsabakalar oynanıyordu. Yani demek istediğim senin kendi alt yaş gruplarında oyuncu yetiştirip A takımında oynatamazsın. Ya da oradan belki çok iyidir. İşte X takımı talip olacaktır. Daha iyi paralara vereceksin. Hem o çocuğun hayatı kurtulacak. Hem senin kulübün rahatlayacak. Hani bu anlamda bizim bir hareketliğimiz yok. Hani bölgeye bakarsan yani şu an işte Malatya Spor işte Süper Lig'de bölgemizi temsil ediyor. Başka takımı yok. Fazla konuşuyorum. Yani doğuda da bir Erzurum var. Akıcı olduğu için doğuda evet. Erzurum var. Evet. İşte geçmişte hep bu anlamda sıkıntılar yaşandı. Evet. İşte alt yapılar iyi beslenemedi. Üste gelecek oyuncu çıkartılamadı. Hep yabancıyla taşıma nereye kadar? Şu an Gaziantepspor'un şeyi elimde. Gaziantepspor Kulübü biliyorsun efsaneydi Celal Doğan döneminde. Evet. Yani hem futbolcu fabrikası gibiydi, evet. Hem antrenör, yani ciddi anlamda antrenör sirkülasyonu vardı, çıkıyordu Antep'ten. Şimdi Antepspor ikincilik beyaz grupta mı, kırmızı grupta, beyaz grupta. Şu an eksi 10 puanda. Niye eksi 10 puanda? Maçlara çıkamıyor. 21 puan, eksi 21 puanı var şu an. Yani 21 puanla başlamış, eksi 21 puanla. 11 puan almış, şu an eksi 10 puanda, son sırada. Niye? Yabancı uyruklu oyuncuların şeyi var. Garantisi var. Sen eğer kulüp olarak onun garanti ettiğin parasını veremezsen puan silinmiş. Puan silme. 21 puanı silinmiş. Evet. Niye bu hallere düştün Gaziantepspor Kulübü? İşte, altyapısının örnek alınan bir... Yani öyleydi evet. Ama bozdular. Sonrasında işte transfer düştüğü hal bu. Yani kötü şey parayla da değil. Her şey yani parayla değil. Oluyor, her şey de para değil. Tabii ki değil. Yani sen kendi alt yaş gruplarını, kendi altyapını işte organize edersen, küçük bütçelerle finanse edersen çok rahatlıkla çarkı döndürürsün yani. Başkanım. Tayfun Bey siz biraz futbolla kendiniz de doğrudan ilgilisiniz. Evet. Halı saha maçlarınız sürekli oluyor. Haşır neşiriz. Yılmaz Hoca ile biz çocuklar arkadaşız aslında. Aynı mahallede, evet. Mahalle maçında karşı karşıya çok gelmiştik. Geldiniz. Aynı yaş grubundayız. Şimdi Tayfun Bey, bizde ligde de bir düşüş var. Bu Fenerbahçe'nin son sıralara gerilemesi Fenerbahçe'nin sorunu değil. Bütün takımlarda bir gerileme var ve biz Şampiyonlar Ligi hedeflerinin gerisine düştük. UEFA'da 1-2 tur atar mıyız başarı olarak görmeye başladık. Ve şimdi büyük iddialarla gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı da gelecek yılı ligde şampiyon bitirir miyiz iddialarına geriledik. Yani bu sporda gerileş bütün spor branşlarında futbol liginde mi bir çöküş var? Biz başkan, niye böyle soru, bir çöküş yaşıyoruz? Soru yanlış yere gitmeden hemen ben devreye gideyim. Evet. Aslında sporda bir gerileme yok. Sporda düşüş de yok. Hocam ne kadar futbolcu geçmiş olsa, futbolla hiç şey olmuş olsa da amatörle de haşır neşir bir insan olarak mecburen amatördeki sorunların futbola yansıdığını söylüyor. Ben biraz daha magazinsel bakayım olaya. Sadece eskiden futbol ön plandaydı. Sizin gençliğimizde judo, karate, tekvando yaptık dediğiniz, güreş yaptık dediğiniz dönemde sinema furyası vardı aslında. Uzak Doğu sporlarının sinemaya el attığı dönemlerde insanlar onun için o kadar yaygın bir hale getirdi. O branşlara yöneldiler. O arada dikkat ederseniz çok fazla futbolcu çıkmadı. Ne oldu? O dönem sona erdi. Biz 2002 yılında Dünya Kupası'nda çok büyük başarı elde ettik. Genç oluşumla. O da Fatih Terim'le başlayan 96'daki Galatasaray'daki devrim, Yük Derval'ın devamında gelen bir olay. Mustafa Denizli'ye devam etti. Altyapıyı ne kadar sağlam tutarsanız, başarı hemen gelmesin ama sağlam bir altyapıyla
güçlü bir sporcu ordusu yetiştiririm derseniz işte bunun semeresini 2002 devamında 2008'de alırsınız. Bu kaçınılmaz bir şey. Yalnız şöyle bir şey de var. Futbolcu çıkmıyordan ziyade artık aileler çocuklarını daha elit sporlara göndermeye başladılar. Bundaki ulusal düzeydeki ve olimpiyat düzeydeki başarılar etken oldu bana göre. Şimdi bir bayanlarda artık halter sporcuları yetiştirmeye başladık. Eskrim'de dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları yetiştirmeye başladık. Atletizmde artık Avrupa şampiyonluğu bizden soruluyor. Dünya olimpiyatlarda ikincilik, üçüncülük elde eden sporcularımız var. Bana göre salon sporları daha fazla yaygınlaşmaya başlayınca futbola ve dolayısıyla amatör altyapılara olan ilgi bence biraz azaldı. Biz onun için artık seçici davranamıyoruz. En son hocamın dediği çok doğru. Bizim hocanın başında olduğu altyapı döneminde Adıyamanlı sporcu yetişti. O bölüm bittikten sonra, hatta isim de verelim, belediye sporda altyapı kapandıktan sonra Adıyaman'da veya komşu illerdeki liglerde kulüp takımlarında oynayan bir tane Adıyamanlı sporcumuz yok şu anda futbolcu olarak. Ama altyapı kapandıktan sonra bizim elit sporlarda bu sefer Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, işte olimpiyat yarışmasına gidebilecek sporcu yetiştirmeye başladı. Bu da çok ilginçtir bana göre. Yani futbol mu, salon sporları mı derseniz tabii ki her Türk erkeği gibi futbol derim. Ama çocuğumun salon sporlarında da yetişmesini ben çok isterim. Ya, olmalı tabii ki. Olmalı bana göre. Hatta onun için çocuğumu ben spor lisesine gönderdim. Normal bir başarılı bir Anadolu Lisesi'nin puanına denk bir puanla ben çocuğumu çok sevdiği için, basketbol oynadığı için spor lisesine gönderdim. İnşallah orada başarılı olur ama o okulların da bir sorunu var. Hocam zannedersem katsayı problemi var. Yani, oradan mezun olan çocukla yani şeylere üniversite sınavlarında bir hukuk, bir tıp isteyen öğrencinin alacağı katsayı puanıyla aynı puan almalı ki aynı. Şey yapabilsin. Aynı yani şu anda aynı. Sadece oranın avantajı beden eğitimi ve spor yüksek okullarına girişte tercihli. Onlara şey ek puan veriyor. Yani spor lisesinde öyle bir avantajı var. Evet. Spor lisesine gidiyorsa işte tercihi beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlüğü, hı-hı, idareciliği olacaktır diye. Cezbedici değil. Ben Azerbaycan kesinlikle değil. Doğru. Azerbaycan'a birkaç defa gittim. Resmi temaslarımız oldu, özel gezilerimiz oldu ama ben şunu fark ettim. Azerbaycan'da spora çok büyük bir yatırım var. Evet. Tesis olarak var, antrenör olarak var, bir de başarı parayla ödüllendiriliyor. Cezbedici. Evet. Geleceği var. Yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde Azerbaycan'ın futbolda da büyük başarıları olacak. Bunu bir yere not edin. Atletizmde de boksta da vesaire sporlarda da çok başarılı Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan devletinin kulüplerinin başarısına tanık olacağız. Çünkü ne yatırırsan, ne ekersen onu biçersin. Şimdi bazen bu gibi programlarda geleceğe yön veren siyasetçilere de malzemeler çıkarıyoruz. Şimdi mesela ben şöyle baktım, dedim ki İlkokulda keşfedilen çocuklarımız acaba yatılı ortaokul liselerde devam ettirilerek spor liseleri olsa, böyle bölge yatılı okulları, o okulda bizzat onların üzerinde ciddi bir şekilde çalışırsa, çocuk kendini geliştirirse, öyle bir sistem mümkün mü? Şu an başkanım zaten Milli Eğitim Bakanımız aslında çok duyarlı, yani çok güzel söylemleri var. Yani o 2023 eğitim vizyonu söylemlerinin içerisi aslında hani sportif anlamda çok dolu görünüyor. Yani sosyal ve sportif anlamda dolu görünüyor ama hani bunu ne kadar hayata geçirebileceğiz? Ne kadar gerçekleşecek? Yani burası tabii soru işareti. Şimdi bundan önceki dönemlerde hani okul müsabakalarında birinci olan okullar bölgeye ili temsilen gidiyordu. Milli eğitim kanalıyla gidiliyordu ve bir dönem hiç bütçe yoktu, ödenek yoktu. Okul kendi imkanlarıyla götürüyordu ve sıkıntılıydı, çoğu okul gitmiyordu. Bir dönem gençlik spor bünyesine
alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün ortak işte bir çalışması. Faaliyetler gençlik spor bünyesinde yürüyecek. Çok mantıklı ve doğru bir yaklaşım. Verimli bir yaklaşım. Çünkü gençlik spor bünyesine geçince işte salonlar orada, organizasyonların tamamını gençlik spor yapmaya başladı. Ve bu müsabakalarda ili temsilen giden okulların bütçesi de gençlik spor bütçesinden verilmeye başlandı. Yani okul sporları bütçesi diye verilmeye başlandı. Ve çok güzel gelişmeler oldu bu anlamda. Yani işte daha çok mesela beden eğitimi öğretmen arkadaşlar daha çok antrenman yapmaya başladı. İşte çocuklara hani daha cazip geliyor. Veli'ye anlatıyorsun işte şampiyon olacağız. İşte bölgeye gideceğiz. Antep'e, Urfa'ya, Adana'ya gideceğiz. Çocuklar işte için bir değişiklik olacak falan. Hani bu anlamda çok güzel gelişmeler oldu. Ama son dönemlerde yeniden bir tekleme. Tabii buna paralel tesisleşme de çok iyi oldu. Teşkilatlanmada. Devamında şimdi bir ekonomik kriz. Tabii biz işte bizim ilimiz için konuşuyorum. İşte Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Fikret Keleş Müdürümüz geldikten sonra biz tabii bu anlamda çok daha mutlu olduk. Yani içimizden beden eğitimi öğretmen arkadaşımız hem alaylı hem mekteplü hem futbol oynamış hem işte... Hem de bölgeyi iyi tanıyor. Bölgeyi iyi tanıyor, zemini iyi tanıyor dedik. Evet. Onun çok büyük katkıları olacak ki çok güzel katkıları oldu. Yani güzel çalışmaları var, faaliyetler var. İşte ile inanılmaz organizasyonlar almaya başladı. İşte illeki Tayfun hocamın bahsettiği gibi salon sporları ve bireysel sporları hareketlendirme noktasında çok güzel adımlar atıldı, teşvikler yapıldı. Ama şimdi bir tasarruf tedbirleri şu an eller kollar bağlandı. Sıkıntılı bir süreç. Şeyi söyleyeceğim, yani ödemeler yapılıyor ama sıkıntılı. O bahsettiğiniz işte tespit edilen yetenekli çocukların spor okullarına yönlendirilmesi noktasında spor liselerinin tabii ortaokuldan sonra branşlaşma durumu söz konusu. Yani geçen mesela süre, futbol lisesi, güreş lisesi sadece değil. Basketbol lisesi. Hayır, gibi. Alabileceği hani hem öğretmen potansiyeli olarak hem fiziki altyapı olarak yani salonum var, futbol sahasım var, güreş salonum var. Hani bu anlamda işte yapabileceği branşlarla alakalı en az iki branşta spor lisesinin branşlaşması diye mantıklı bir, yani. bir çalışma söz konusu. İşte yine diğer ortaokullarda ve liselerde işte beden eğitimi ders sayısının ve serbest etkinlik saatlerinin arttırılması. Ya bunlar çok güzel gelişmeler. Hani bunlar olursa hani o bahsettiğimiz... Bu çocuğun sosyal gelişimine çok ya haklısın. Sosyal gelişimi, evet. Fiziksel gelişimi, evet. Fizyolojik gelişimi, zihinsel gelişimi. Bunların bütünü sporla bağlantılı, ilintili abi. Yani bu olmadan olmuyor yani. Bunu önemsemek lazım ve öncelemek lazım diye düşünüyorum. Yani inşallah bunu da yaparız yani en kısa zamanda. Başkanım sporun aslında kişinin kendi bedeninden hariç yaşadığı kente, yaşadığı bölgeye ciddi bir şeyi de var, katkısı da var. Reklam anlamında. Reklam anlamında, ilin tanıtımı anlamında, turizm anlamında, evet. Ondan sonra kültürün gelişmesi anlamında, kentleşme anlamında. Bak bizim çocuklarımız... Medenileşme anlamında. Tabii bizim çocuklarımız başka kentlere gidip gördüğü şeyler karşısında heyecana kapılıyorlar hocam. Abi canım. O tabii. Tesisler olsun, o statlar olsun, o salonlar olsun, o yüzme alanları olsun onları görüyorlar, çıldırıyorlar. Biz niye daha bunun iyisine gitmeyelim de bu sefer... Gidecekleri üniversitenin hangi yılda olması için çalışıyorlar. Aynen. Onun haricinde... Hedef koyuyor yani kendine. Adıyaman'da eğer bu tür sportif aktiviteler ne kadar artarsa kentimize gelen turist sayısı da o kadar artıyor. Bakın ben size bir örnek vereyim. Sadece geçen yıl sportif anlamda Adıyaman'a gelen başka kentlerden gelen sporcu ve yönetici sayısı 5000'e yaklaştı. Biz turizm kenti diyoruz Adıyaman için... Bizim turizm kenti Adıyaman'a gelen yabancı sayımız 3000 bir yılda. Ama biz başka illerden sadece müsabakalar için 5000'e yakın insan getirmişiz, başarmışız bunu. 3000 kişi Zeynal Abidin Kıymaz Başkanı ziyarete geliyor her yıl. Turizm bölgelerini boş ver. Başkanımız ne yapıyor diye bölgeden geçenler geçerken diyorlar bir Zeynal Başkan'a uğrayalım, bana geliyorlar. Başkan sporun böyle bir birleştirici noktası da var aslında. Evet. Spor harbiden bir ahlaktır, bir kültürdür, bir mutluluktur, bir pekişmedir. Biz
Eskiden babalarımız dediğiniz gibi birçok illere deplasmana gidiyordu Adıyamanspor'un maçı için. Biz 2 gün görmüyorduk mesela. 2 gün önceden gidiyorduk. Ulaşım bu kadar kolay değildi. Motosikletten gidenler bisikletten. Yakın illere evet doğru doğru biz Urfa'ya gelmek için haftalığımızı biriktiriyorduk ki Urfa'ya maça geleceğiz Şanlıurfaspor'la deplasmana gidip Balıklıgöl'de harcayalım diye mesela. O yönü de çok. Şimdi Adıyaman'a gelen sporcular da hem müsabakaya geliyorlar, hem Nemrut Dağı'nı gezmeye geliyorlar, hem Perre'yi gezmeye geliyorlar, hem Atatürk Barajı'nı görmeye geliyorlar. Siz kenti biraz daha modernize ederseniz, bu kente biz mesela yeni bir mail geldi bana. 22-23 Aralık tarihlerinde Türkiye Yıldızlar Bay Bayan Flore eskirme yarışması olacak Türkiye'de. Evet. Bu kentin tanıtımı için çok güzel. Turizm anlamında biz tesisleşmeyi bir yandan gerçekleştirirken bir yandan da sportif anlamda tesisleşmeyi başarabilirsek böyle elit sporlar, elit sporcular belki de yarın öbür gün Adıyaman'ın coğrafi konumundan dolayı güzel 2-3 tane turizm tesisi daha yaparsak bir bakarsınız Antalya'da yapılan turnuvalar veya devre arasında yapılan o çalışmalara yurt dışından takımlar da gelebilir. Ya o çok uzak bir ihtimal de yani hocam, bizimle öyle bir yapımız var. Tabii mesajlar geliyor o arada onlara baktım. Başkanım evet. Hakikaten siz de çok geziyorsunuz biliyorsunuz. Yok başkanım yani Adıyaman'ı, çok gezmiyorum ya. Adıyaman'ı yani hani coğrafi konumu olarak bilmeyen çok insan var yani. Yani belki Urfa'yı da bilmeyen çok insan var yani. Şimdi biz Adıyaman'ın işte Güneydoğu'nun batısında olduğunu söylüyoruz. İşte Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa. Ağrı'da bir köy zannediyorlar. Kesinlikle. Yani Ağrı, köy değil, değil de yani hani Ağrı, Bitlis, Bingöl oralarda falan zannediyorlar Adıyaman'ı. Ama Adıyaman'a mesela Türkiye şampiyonları aldı Adıyaman yakın zamanda. Yani Fikret Müdürüm'ün talepleriyle, hakikaten yani ciddi girişimleriyle işte bir basketbolda bir yarı final, sonrasında final. Yani bizim gelen insanlar Adıyaman'a hayran kaldı yani. Şimdi biz de mesela çok gruplara gidiyoruz. Ya biz gittiğimiz zaman, yani bunu üzülerek söylüyorum ama biz orada muhatap olacak, yani il tertip kurulundan arkadaşlara zor ulaşıyoruz. Ya biz buraya gelen insanları, yani vali bey gelmiyorsa vali yardımcısı geliyor seremoniye, açılış seremonisine. İşte belediye başkanı geliyor. Ondan sonra bütün misafirlere bir gün bir çiğ köfte ikramı yapılıyor. Ondan sonra her an yani 3 şube müdürü işte ilgili... Hayatında görmedikleri ilgi alakayı burada görüyorlar. İnanılmaz ilgi alaka. Evet. Ya sonra tabii hayranlıkla ayrılıyorlar. Evet. Ve diyorlar biz bundan sonra işte Adıyaman'ın turizm elçisiyiz diyorlar. Bu defa mahallelerinden grup oluyorlar turlarla bu kesinlikle bölgeye öyle. Geliyorlar. Yani bunlar evet. Önemli şeyler. Yani bu ülkenin birleştiriciliği, işte sporu olmalı. Birleştiriciliği işte yapılan bu tarz gruplar, işte müsabakalar olmalı. Yani sporun özünde şey var ya yani barış var, kardeşlik var, sosyal paylaşı var. Ama biz maalesef çirkinleştiriyoruz. Yani bizim de böyle bir yapımız var. Bu herhalde şeyden geliyor yani gelmez alakalı. Yılmaz Bey tabii şimdi mesajlar geldi onları okuyordum. Şimdi tasarruf tedbirleri olunca bazı bu gibi faaliyetler için de kısıtlamalar oluyor doğal olarak ki bu doğru. Fakat mesela ben şimdi Gaziantep'e gittiğim zaman okullara bakıyorum. Geçerken bir okulun önünden geçiyorum. Diyorum bu okul neymiş ismine bakıyorum. İşte bilmem ne ana okulu, bilmem filan iş adamının annesi babası adına yaptırdığı okul. Hayrat olarak böyle, yapılmış okul. Hayrat filan holdingin atkılarıyla yapılan şu diyor. Ben çok hoşuma gidiyor benim. Antepli insan kazanmasını biliyor, harcamasını da biliyor. Evet, hayır yapmasını da biliyor. Fakat bizim bölgemizde kazanmasını biliyor da harcamayı ahirette yapmayı planlıyorlar. Yani mezarda harcayacaklar gibi bir anlayış var. Şimdi bakıyorsun Gaziantep'te işte Sanko basket bilmem ne takımı, işte bilmem ne holding. Merinos'un işte mesela voleybol takımı deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Yani her şeyi devlet yapamaz ki kardeşim. Sen 1 trilyona yakın para kazanıyorsun. Adıyaman'da üretim yapıyorsun, işçi çalıştırıyorsun vesaire de. Bu kadar da para kazanıyorsun. Yani senin niye bir voleybol takımın yok, bir basketbol takımın yok? Neden bir amatör, bir genç takımın yok? Veya neden amatör kulüplere şirket olarak
sponsor olmuyorsun veya bir dönem lig masraflarını karşılamıyorsun ki bunlar vergiden düşen şeyler. Biraz da özel sektöre yönelik bu çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, mekanlardan uzak tutmak için, spora çekmek için iş adamlarımıza neler söylemek istersin? Şimdi başkanım, tabii biz iş adamlarımıza çok bir şey söylemek bizim haddimize değil. Yani sonuçta onlar tabii kendilerini çok daha iyi biliyor. Şimdi bu süreçte sorsan, ya derler zaten ekonomik kriz var. Evet. Anamız ağlamış. Biz onları kriz yokken de gördük işte. Evet. Ben onu söyleyeceğim. Evet. Yani maalesef kriz yokken, ortam çok iyiken, çok daha güzelken bile maalesef bizim milimizde böyle bir kültür yok. Biz yani zaman zaman hani gittiğimiz böyle iş adamlarımız oldu. Ama yaklaşımlar hep negatif. Yani anlatamıyoruz, ya anlatamıyoruz ya da onlar çok anlamak istemedi. Böyle bir türlü bu sinerjiyi biz Adıyaman'da yakalayamadık yani. Ama hani başka illerde bunlar çok güzel yapılıyor. Yani bununla alakalı bundan önceki Mehmet Özaseki, Kayseri Belediye Başkanı Adıyaman'a gelmişti. Yani konuştu, böyle bir işte şeyde toplantı değil, bir sohbet ortamıydı. Vallahi dedi, artık biz Kayseri'de dedi paran kadar konuş demiyoruz dedi. Yaptığın hayrın kadar konuş diyoruz dedi iş adamlarına. Yani yaptığı hayırla biz ona bakıyoruz, yaklaşıyoruz dedi. Onun parası dünya olsa da bizim için de bir şey yazmıyor dedi. O bizim için hayır yapmışsa dedi kıymetlidir, değerlidir. Yani insanlar hayırda yarışıyor. Evet. Bana göre bir spor kulübünü alıp orada 20 tane genci bir arada tutmak, onları finanse etmek. Şirketin reklamı oluyor zaten. Yani reklamını onu ben konuşmuyorum. Ben sadece hayır boyutundan bakıyorum. Ya bu bile çok büyük bir kazanım. Yani o 20 tane genç için. Bunlar içinden bir tanesi, yani son dönemlerde işte bizim bölgede çok büyük sıkıntılar var. Hani gençlerle alakalı. İlimizde de çok fazla. Yani madde bağımlılığı, işte kahve alışkanlıkları, sigara, alkol. Ya bunlar çok altlara, aşağılara inmeye başladı. Yani bunları oralardan alıkoymak da bana göre bir hayırdır yani. Bunu öncelemek lazım. Bunu gündemlerine almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan da biz rica edelim. Yani hani bu anlamda en kötü ihtimal ya bir okula bir forma yaptırsın ya. Ha, yaptıranlar yok mu? Var, mutlaka var. Hani böyle küçük şeyler. Ama daha çok olsun yani. Daha çok olsun. Yani kırsalda okullarımız var. Hani spor yapmak isteyen, yaptırmak isteyen. Ya gelip mesela bizim okuldan işte spor malzemesi isteyen bir sürü köy okullarımız var yani. Biz bile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya hiç olmazsa mesela, yani ben dışarıdaki iş adamlarından özellikle Gergerlilerin ilçelerine çok duyarlı olduklarına inanıyorum. Evet. Yani bir duysalar ki Gerger spor var, onlara forma gönderecek çok tekstilci vardır, var. Vardır tabii. Bunun gibi. Tek formayla olmuyor ama evet, başkanım. Yani, bakın kentin tek futbol takımı liglerde 3. ligde Adıyaman Spor 1954. Sponsorlarına bakıyorsun, bir tanesi Antepli, bir tanesi Maraşlı. Yani bu kentin spor takımını destekleyecek, domine edecek bir iş adamı, bir yatırımcımız yok. Gergerli zenginlerimizden bahsediyorsunuz. Allah 1000 tane ise 10.000 tane yapsın sayılarını. Daha çok versin. Gerger'e bakıyorsunuz. Gerger'de ne bir okul branşı var, ne bir futbol takımı var, ne bir bayanlarda futbol takımı var da. Yani var da hocam. İstenilen düzeyde değil yani. Yani değil. Bu kadar iş adamından, zenginlikten bahsediyorsa. Biraz etmek lazım. Şu an iletişim Gerger kurmak lazım aslında. Yani hani iletişim. Yani birincilik de olması lazım parayla olacaksa bu iş. Yönelmeler lazım. Bakın Adıyaman'ın iki tane voley. Çelikhan ilçemiz de öyle. Bayanlar Voleybol Ligi'nin ikinci liginde, Bayanlar Voleybol ikinci liginde iki tane aslında Adıyaman'da takımımız var bizim. Bir tanesi Spor Der. Bir tanesi İlim Kültür Derneği. Kimsenin haberi yok ama bu kızlar pırıl pırıl, yarısına yakını üniversitelerde okuyor öğrenciler. Adıyamanlı değiller ama Adıyaman ismini duyurmak için şu anda Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele ediyor bu takımlarımız. Ama destek var mı? Ben içerisindeyim. Basın sözcülüğünü yapıyorum kulüplerin. Bir kuruş şahsi destek yok. Sadece kulüp üyelerinin, yöneticilerinin kendi imkanlarıyla oluşturup lige gönderdiği bir takım bu. Yani bu takımı siz bugün desteklemezseniz yarın geri şeye düşecek, ligden düşecekler. Alt lige düşecek. Bir de işiniz yoksa bunları tekrardan lige çıkarmak için uğraşın. Yani bazı şeyler aslında Zeynal Bey parayla değil, aslında para çok önemli tabii ki de, olmazsa olmaz. O parayla birlikte o heyecan da lazım, o şevk de lazım. O sahiplenme duygusu da lazım.
Nasıl futbola insanlar işte gelin bu takım sahiplerini deniyorsa, Adıyaman'da sporla uğraşan bütün çocukları, bütün kulüpleri, bütün okuldaki branşları harbiden desteklemek lazım. Biz ne kadar okul çocuklara destek verirsek, biz Adıyaman ismini de o kadar ön plana çıkarırız, o çocukların ilerlemesinde o kadar katkı sunarız, bu kentin gelişimine de katkı sunarız, kültürümüze de katkı sunarız, tanıtma, yani her şeyimize katkı sunarız. Evet. Yeter ki şimdi biraz, biz spora sadece para değil, parayla evet, birlikte o heyecanı da verelim, desteği esasında de verelim. Aslında yani holdingler biraz vizyon eksikliği olan kuruluşlar oluyor. Bunlar da geleneği olmayan şirket ve holdinglerde söz konusu oluyor. Geleneği olan holdinglerin hem hayır yatırımları çok, hem sportif, sosyal, sanat çalışmalarına verdikleri destek çok. Geleneği oluşmuş. Bu geleneği olmamaktan kaynaklanıyor. Ben öyle görüyorum, yani benim tespitim. Geleneği yok. Mesela diyelim ki bir Koç Holding'in, bir Sabancı Holding'in, bir Sanko Holding'in veya yani 30 yıllık, 40 yıllık bir geleneği olan holdinglerin müesseseleşiyorlar. Onların sosyal, sportif, sanat faaliyetlerine destek oluyorlar. Çünkü onların vizyonu paralarıyla beraber kültürlerinin gelişmesini de sağlamış oluyor. Aslında bu yönetim şeklinde, evet, başkanım, bir de Adıyaman'daki şirketlerin, gerçi holding var mı bilmiyorum Adıyaman'ın şirketlerde, bir aile şirketi var. Bir de o bahsettiğiniz kendini geliştirmiş, aşmış holdinglerin profesyonel yönetim anlayışı var. Yani büyük şehirlerle küçük şehirlerdeki belediye yönetiminin mantığıyla hemen hemen aynı. Nasıl büyük şehirlerde, belediyelerde daire başkanlıkları varsa, holdingleşmiş geleneği olan holdinglerde de bu işlerle ilgilenen bölümler var, birimler var. Ve biz kendi Adıyaman'daki firmalardan bahsediyorum. Genel müdürüne bakıyorsunuz amca çocuğu, muhasebe müdürüne bakıyorsunuz kardeşi, insan kaynakları müdürüne bakıyorsunuz teyzesi. Profesyonel yönetici. Profesyonel evet, değiller yani. Hiçbirinde evet, profesyonel genel müdür yok. O yüzden de arzu edilen fayda kentlere sağlanamıyor. Evet, aileden ne yazık mahkum kalıyor. Ne yani yazık güç ki aileye hapsedilmiş oluyor. Aynen öyle. Para da ağlıyordur. Allah yardım etsin paraya da. Öyle olunca evet, da o kazandığı evet, parayı da götürüp bankaya yatırıyor başkanım. Şimdi Tayfun Bey biraz da kamu, yani biz şirket, zenginler, burjuvanın gücü toplumu alır bir yere götürür. Bir evet, yerde burjuva kıt kanaat vizyonu zayıfsa toplum yerinde sayar. Hı hı. Avrupa'da da Rönesans reformlar işçilerin sokağa çıkması, yürümesiyle olmuştur ama yönlendirenler burjuvazisi. Evet. Amerika yapan da burjuvazisi. Adıyaman'ı, Şanlıurfa'yı alıp bir yere götürecek de buranın köklü aileleri, zenginlerinin vizyonu, kültürü alıp bir yere taşıyacaktır. Buradan Suriye'den buraya gelip göç edenler Urfa'yı bir yere götüremezler, sorununu büyütürler. Daha geriye götürürler. Buraya alıp götürecek, kenti alıp götürecek. Türkiye'yi de ileri taşıyacak büyük şirketleridir. Uluslararası büyük şirketleri üretimi Türkiye'yi alıp bir yere taşıyıp götürecektir. Evet. Bu birbiriyle bağlantılıdır. Şimdi biraz da kamu idarecilerinin de toplumsal, sosyal, sportif gelişmesine doğrudan katkısı oluyor. Mesela bir dönem hatırlarsanız Gafar Okan'ın futbola, Diyarbakır Spor'a ilgisi, taraftarla, sporcuyla içe olması Diyarbakır'da sinerji gençleri tabii bir sinerji oluşturmuştu. Yani Adıyaman'da da Metin müdürümüz sporla alakalı ilgili halı saha maçlarına vesaire alakadar da, yani biraz kamu idareciler de gençlerle alakalı olması lazım. Ben mesela futbol maçı izlemeye bir iki defa geldim sezon boyu. Gelip bakıyorum orada vali yok, belediye başkanı yok, evet, emniyet müdürü yok, garnizon komutanı yok. Yani protokolün yukarıdan sıralıyorsun. 15. 16. bir adamı çok duyarlısa maça, futbola gelmiş. Ya kardeşim, pazar günü bir 90 dakika, eşini de
münasipse, uygunsa ortam, çocuklarını da al getir orada, bir toplumsal kaynaşma olsun, gençlerle, sporcularla ilgilen. Beraber alkış tut, galibiyeti beraber kutla, bu birlik, bütünlüğün, beraberliğin sağlanmasına önemli katkı sunan şeylerdir. Abi kent insanı senin birlik, beraberlik içerisinde yaşamıyor ki. Evet. Gelen valiye gidip sen bu ilde sporu yöneten insanlar, bak bunlar bunlar, aman bunlara prim verme, sen rahat etmezsin, yönetemezsin kenti diyen insanlar nedeniyle bir sezon boyunca sadece 3 tane Adıyaman 1954 Spor'un maçına gelen bir valimiz vardı. O gitti, arkasından yeni vali geldi, her hafta maçlara geliyor. Geçen yıl belediye başkanı iken kulübe destek veren bir belediye başkanımız vardı. Hemen hemen işi olmadı, bütün maçlara geliyordu. Adaylık gittikten sonra kendiyle birlikte bütün yönetimini de geri çekti. Şu an maçlara kimse gelmiyor belediye ekibinden. Emniyet müdürümüz kaldı elimizde. O adam da yabancı, sağ olsun. Bütün maçlarımıza da geliyor. Deplasmanlarımıza da gidiyor. Geçen hafta İstanbul'da Ali Beyköy Spor'la oynadık biz. Emniyet müdürümüz tribündeydi. Kimsenin haberi yoktu. Ya futbolun içinden geldiği futbolun için. Futbolun içinden geldiği. Bir de gözlemci olduğu için birçok ile de gidip geliyor. Başkanım şimdi kenti yönetenlerle bu spor işinde ön planda sürekli olan insanlar birbirleriyle atıştığı zaman bu işte sahaya yansıyor, tribüne yansıyor. Kente olumsuz yansıması. Tabii tabii. Sporu başarıya yansır tabii, yani her anlamda. Geçen yıl gördük hocam, şampiyonluğa giden bir takım son 4-5 maç stat'taki o yuhalama olayından sonra siyaset elini bir çekti spordan. Biz 2-3 maç kazanamadık. Seyirci çıktı stat'tan. Cezalar arka arkaya geldi. E bir bakıyorsun yani bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Ama bu sene sezon başında bütün taşlar yerine oturdu. Maddiyat hariç. Vali geliyor. Belediye başkanı var. Emniyet müdürü var. Vali yardımcılarımız geliyor. Vali yardımcılarımız maça gelmeye başladı. Çok ilgililer. Gençlik Spor'un bu hafta kim oynayacak birlikte. Bu hafta maç yok. Devre oldu. Devre oldu artık. Yoksa ben gelecektim yani. Evet. İnşallah yeni sezonun ilk maçında. Sayın Kıymaz. Son noktayı koyayım hocam. Şu an taraftarlarla kulüp arasında bir atışma oldu. Taraftar, bazı gruplar çekildi. O çekilmeyle aslında taraftar sayımız azalmadı başkanım. Kimse yanlış anlamasın. Halbuki daha maçı futbol maçı gibi izlemeye gelen insanların sayısı arttı. Bu kentte siz bu taraftarlarla aranızı bozarsanız, bu taraftar grupları çok fazla olursa, bu hocamın dediği gibi şiddeti de arttırıyor, uyuşturucu madde alışkanlığını da tetikliyor, alkol, sigaraya da insanları yönlendiriyor ve kahveye giden insan sayısı da artıyor. Ama spor ne kadar güzel olursa, doğru yönetilirse, doğru insanların elinde olursa, kenti yöneten insanlar da spora gönül verip her hafta orada o vatandaşın arasında maç seyrederse, ne sporda şiddet olur ne de kötü bir alışkanlığa giden bu, gencimiz kalır yani diye düşünüyorum. Yani iş biraz futbola odaklandı. Futbol kentler arasında yakınlığı sağlıyor. Hı hı. Deplasmana gidiyorsun, gitmediğin, görmediğin yerleri görüyorsun. Onlar geliyorlar, senin ilini görüyorlar, kültürünü görüyorlar, şehrini görüyorlar. Karşılıklı mutlaka iyi etkileşimleri oluyor. Hocam böyle programın son bölümüne geldik. Kamu ile ilgili konuştunuz. Evet. Sayın Kıymaz, şimdi kamu... geçmiş yıllarda özellikle kamu kurum kuruluşlarında mutlaka bir spor alanında bir faaliyet vardı. Yani mesela ben tarım spordan başladım futbola. Evet. Köy hizmetleri, sonra iyi bir takımım vardı. Köy hizmetlerinde, evet. Sümerbank'ım vardı. Köy hizmetleri oynadım. Evet. Sümerbank vardı. TEDAŞ o dönem devletin, evet. TEDAŞ vardı. Tekel Spor vardı. Yani şimdi o kamu kurumları da bütün ellerini çektiler. Şimdi bizim ilimizde kim var? İl özel idare vardı. Kulübü kapattılar. Şimdi tarım spor var. Tarım spor kulübü de sadece atletizm branşında faaliyet gösteriyor. Hı hı. Ve Türkiye dereceleri alıyorlar. Orada da kurumun başındaki insan bir işte geçmişte bir atletizm sporculuğu, sporcu kimliği var. Dolayısıyla atletizme bir ilgisi var ve inanılmaz bir katkısı var. Yani ben işte bazen bizden spor yaptığımız dönemde o atletizm pistinde görüyoruz. Kurumun aracı getiriyor. Haftaya bir ziyaret edelim. Tabii. Yani inanılmaz güzel şeyler yapılıyor. Ya bunlar takdir edilecek şeyler. Evet. Ha nedir? Tabii ki ilin bütün branşlarında ilin belediyesi lokomotiftir.
Yani bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Evet. Şimdi Türkiye yani liglerindeki... Büyükşehir belediye spor olan kulüplerin tamamında bir başarı var yani. Var. Çünkü... Yani Erzurum'da öyle ligler. Erzurum'da büyükşehir. Evet. Şu an mesela Gaziantep spor patladı. Evet. Evet. Konuştuk. Şimdi Gaziantep sportif var. Bir de büyükşehir belediye. Büyükşehir işte. O evet, sportif evet. Dediğim evet. O. Onlar tamamen belediye finanse ediyor. Evet. Yani belediye ilin spordaki lokomotifidir. Önceliği tabii ki bizim mesela ilimizin gerek hani çocuklarımızın anatomik yapısı gerekse hani kültürümüze uyan hani çok tesis yoksa bile sokağın ortasında iki taşı koy iki kale yap futbol oynuyorsun. Hani ilgi anlamında söylüyorum. Evet. Öncelik futbol olmak üzere diğer bütün spor branşlarını desteklemek zorundasın. İlin belediyesi bunu destekleyecek. Yani desteklemezse çok çark dönmüyor açıkçası. Yani çünkü şimdi bir amatör spor kulüplerine bakıyoruz ilimizdeki. Hep böyle gönüllü insanlar. İşte bir Abdurrahman Vural, işte Zeynal Bener, Hacı Çetin Çakmak. İşte Muhtar bilmem ne. Ya işte evet. Yani Mahmut Çelen yavrumuz. Evet. Yani bunların Akbaş. Bütünü şu an işte isimlerini hatırlayamadım. Evet. Affetsinler. Ya bunların bütünü kendi imkanlarıyla orada işte bir 20 tane çocuğu çevirmeye çalışıyor. Nereye? A takımı. Aşağıya doğru diyorsun ki aşağıdan kur işte 2-3 tane de 11, 12, 13. Ya diyor hocam bu takımı zor yapıyoruz diyor. Aynen bunların formasını zor. Bir deplasmana götürüyoruz diyor. Evet. Geliyoruz diyor. Ya bir yemek yediremiyoruz diyor. Çocuk bizim gözümüze bakıyor diyor. Yok diyor nasıl yedirelim diyor. Ancak servis parası verdik diyor. Yani bu anlamda desteklenmesi lazım. Evet şu an belediye bir 6 bin lira sanırım. 6 bin lira civarı 4 bindi. Bir 6 bin lira dediler bu yıl. Her kulübe amatör spor kulübüne destek veriyor. Ya bu evet. Güzel bir şey. Tabii tabii. Yani bunu, en azından kiralarını vesaire karşılıyor. Ya bunu arttır 10 bin yap. Kendi bünyende işte önce futbolun olsun. A takımın olmasın. Alt yaş grupların olsun. Basketbolun olsun. Voleybolun olsun. Genelde faaliyet göster. 2-3 branşta da bölgeselde göster. Biraz daha hedef büyüt. Şu an işte handbol takımı var. Şeyde oynuyor. Süper Lig'de oynuyor. Ya handbolun Adıyaman'da bana göre karşılığı yok. Handbolun karşılığı yok yani. 100 kişiden 2 kişi handbol oynuyor. Ve şu an Adıyaman'ı temsil eden handbol takımında da çok böyle Adıyamanlı oyuncu yok. İşte yeni yeni böyle bir altyapı. Yani anlatmak istediğim kamu kurum kuruluşlarının da yani biraz spora el atması gerekiyor. Yani bir şekilde sadece çalışanlarınla bile yani bir küçük bir aidatla oradaki senin bütün çalışanın kulübün üyesi olur. Evet. Tamam mı? Tabii üyesi olur. Ya bir 10 lira verir ayda. 10 lirayla sen o kulübü çok rahatlıkla çevirebilirsin. Evet. Branş hangi branş olursa. Yeter olur ki istesin yani bunu. Yani gönüller istesin. Evet. Gönül isterse oluyor. Altyapı deyince hocanın ses tonuna dikkat ediyoruz evet. Gözündeki ışığa. Bütün mesele orada. Evet. Mesele orada başkanım. 10 yıl boyunca işte evet. Adıyaman'da altyapıyı bir yerlere koordine getirmek yani. İçin çalışan. Sağ olsun dönem Necip Büyükaslan başkanımız da yani sınırsız şey verdi bize. Destek özür dilerim verdi. Ha böldüm. Tabii tabii destek ve ben verdi. Çok mücadele ettim yani o Adıyaman spor bünyesinde o alt yaş gruplarını kurmak için. Evet mikrofon kurdu da de devam da etti. O sayede yani, Necip Büyükaslan 400 günahının yanında o sevap gene iyi yani o söylediğin. Hayır arada. Başkanım yani. Yani hayır. Sporda sportif anlamda Tayfun abi sen de benimle fikir olursun. Adıyaman belediyesinin bir tane odası yokken sporla alakalı Necip Büyükaslan'dan sonra sosyal tesis iyi kötü. Bir üst katı bütün spor taban birliklerine oda tefrişiyle beraber. Sonra futbol sahası ışıklı gece ışıklandırması olması koşuluyla bütün amatör spor kulüplerine, okul takımlarına, o dönem işte ufak tefek alt yaş gruplarının hepsine hitap etti. 10 yıldır hala kullanılıyor. Yüzme havuzu, kapalı spor salonu, aqua park. Aşağıdaki o atletizm pistinin yeri, ondan sonra yanındaki futbol sahası. Bunların bütününde Necip Büyükaslan'ın imzası var başkanım. Hakkını evet, inkar etme. Yine sen söylemiştirsin ya o yapmıştır. Yani mutlaka Yılmaz hocamı yönlendirmeli. Sizin de güreşçi arkadaşınız aynı zamanda. Bizim çok güzel bir ekibimiz vardı. Evet. Ekibimiz vardı. O ekip biz istişare ediyorduk. Tabii büyüklerimiz, abilerimiz vardı. Onlarla istişare ediyorduk. Onlar bize destek oluyordu. Zaman zaman sohbetlerinde başkana bunu dile getiriyorlardı. Ve bu anlamda çok güzel şeyler yapılıyordu. Yani yapıldı da. Gelecekle ilgili nasıl görüyorsun? Vallahi gelecekle ilgili yani görmek lazım. Evet. Yani ben şöyle arzu ediyorum. İstiyorum ki böyle
Türk milli takımında, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da çok uzak. Böyle iyi, dil olarak çok uzak. Yok yok. Böyle kulüplerin birinde bir Şanlıurfalı, bir Adıyamanlı futbolcu da Şanlıurfalı oluyor. Olsun. Şanlıurfalı yani, oluyor, Malatyalı evet. oluyor, Diyarbakırlı oluyor, Araçlı, Antepli oluyor ama Adıyamanlı çok eskiden oldu. Evet. Rahmetli İzzettin abi işte Bursa evet. Spor'da kalecilik yaptı. Gençler Birliği kalecisi. Aynen. Bursa'nın. Bizim evet. işte gençlerden birkaç tanesi böyle Antep Spor'da falan evet. böyle bir tık gitti geldi. Doğru. Onun dışında da öyle bir çıkışımız yok. Evet. Olmama sebebimiz de altyapı. Hocam sanki sizin dönemde birkaç arkadaşın genç işte Gazi Çağır kaptanımız evet. o dönem hem Antep Spor'la anlaştı. O zaman evet. birincilikti. Anlaştı. Oyuncak pozisyondaydı. Bir sakatlık geçirdi. Ayrıldı. Doğru. Sonra Sivas Spor'a gitti. Oradan ikincilikten Sivas Spor'u çıkardılar. Yine kaldı sene başı. Yine oradan ayrıldı Eskişehir'e. Yani böyle evet. şeyler oldu. Evet. Zaman zaman böyle... Evet, sizin talebeleriniz. Aynen. Evet. Serdar Deniz vardı bir dönem. Evet. İşte o da Antep Spor'da. Yine evet. Antep Spor'da bizim İmam Almas vardı. Bir gitti geldi. İşte Uğur vardı. O gitti geldi. Ama böyle damgasını vuracak bir sporcumuz olmadı. Yani evet, Mehmet Ali yine Antep Spor'un altyapıdaydı, bir çıkış evet. yaptı, geri bir düştü. Evet. Tayfun Bey, siz neler evet. söyleyeceksiniz son olarak? Başkanım, ben şimdi Necip Başkan'a siz imada bulundunuz da ben de dayanamam, hakkını teslim edelim. Harbiden diğer hizmetlerini beğenmiyorsanız bile 10 yılda spora ve sporcuya verdiği katkıları göz ardı etmemek lazım ki sonraki 5 yıllık süreçte spor adına bir oda bile yapılmadı. Mevcutlar kullanıldı, mevcutlar da atıl duruma geldi neredeyse. Karapınar'daki hocamgilin yaptığı tesis atıl durumda şu anda kullanılmıyor. Bir çivi çakmadı. Karadağ'daki Aqua Park sadece yaz döneminde çocukların kursu için kullanılıyor. Halbuki orada müthiş bir mesire alanı da beraberinde yapılmıştı. O da ne yazık ki kullanılmıyor. Handball takımımız Süper Lig'de şampiyon olsa Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Avrupa'da. Ama onların bile bir tesisi yok. Yani 5 yıl süreçte böyle bir düşünceniz var. Takım oluşturuyorsunuz ama o takım için bir tesis yapmıyorsunuz. Huzur evinden bozma bir yerde şu an Süper Lig oyuncuları barınmaya çalışıyor. Yine Allah'a şükür o tesisleri var. Adıyaman 1954 Spor'un tesisi bile yok. Adıyaman Belediye Spor'un 45-50 yıl önce yapılmış belediye binasında şu an bir odada 12-13 kişinin kaldığı bir tesiste kalıyor bu kent takımı. Ya bu önemli bir konu aslında. Çok evet. değinmedik ama başkanım. Yani Adıyaman Spor geleceğe yönelik böyle bir yatırım yapılmasını. Şimdi ama... yani çok böyle gittik geldik tam gündeme gelmedi. Adıyaman Spor hakikaten yani Adıyaman Spor'un futbolunun lokomotifi Adıyaman Spor. Evet, 1954. Yani Adıyaman Spor 1954 spor kulübü her ne kadar bir şahıs takımı gibi gözüküyorsa da sonuçta bu ili temsil ediyor. Bu ilin takımı ve bu ilin dinamikleriyle orada yaşayacak, yaşatılacak. Ve belki ileriki zamanlarda çok daha böyle iyi gönüllüler çıkıp bir üst lige taşıyacak. Yani ben bir ilin futbol kulübünün gelişmişliğini ya da seviyesini ile endeksliyorum. İle endeksliyorum. İlin futbol kulübü neredeyse eğitimi, sanayisi, sanatı, ekonomisi, sanatı oradadır. Aynen. Şu an aslında bizim kulübümüz üçüncülükte ama Bal Ligi seviyesinde üçüncülükte. Aynen doğru. Ve bizim bu anlamda diğer bahsettiğim alanlar Bal Ligi seviyesinde. Doğru. Kusura bakmasınlar alanla ilgili doğru. olanlar. Doğru. Hocam bu takım... Yani bu takım hakikaten bir Hüseyin Koç gerçeği var. Adam emekle. Tabii bir dönem işte belediyenin de desteğiyle biraz da finansmanıyla bir üst lige çıktı. Teşekkür ediyoruz. Emeklerine evet. sağlık, yüreklerine sağlık. Evet. Ama bu desteğin devam etmesi gerekiyordu. Bu etmediği için de şu an Adıyaman Spor Kulübü zaten olduğu yer bana göre sürpriz bir yer. Sene başında yapılan takım çok az meblalarla yapıldı. Yani biraz hatıra binaen, biraz işte geçmişteki ahde vefa ile yapılan bir takım. Ve bugünkü puanı çok iyi bir puan. Ve bu puanları da ikinci yarı eğer el atılmazsa, destek olunmazsa hızla eriyecek gidecek. Fenerbahçe'nin durumuna düşebilir. Yani Fenerbahçe'nin daha kötü duruma geliriz. Evet. Yani onun için mutlaka ilin dinamiklerinin takıma el atması gerekiyor. Taraftar konusuna değindi. Evet, taraftar gruplarının çokluğu aslında çok iyi değil. Yani bir veya iki ciddi taraftar grubu böyle kenetlenmiş bir taraftar grubunun... kulüp yönetimiyle ve ille %100 barışık olması lazım. Evet. Ve inanılmaz bir katma değer olur.
ilin kulübüne ve ilin sporla alakalı gelişmişliğine. Çünkü orası da bir kulüp gibi çalışıyor. Tabii. Yani oranın başındaki insanlar bilinçli, şu an iki tane, yani en aktif olan iki tanesi. Bir tanesi çok pasif, Abdurrahman Vural'ın Adıyaman Spor Taraftarlar Derneği. Biri Şehriyaman, biri Cendere. Hani ikisinin başındaki arkadaşlar da çok duyarlı. Yani biri Abdurrahman, biri Arif. Yani bunlar hakikaten yani böyle gençlerle, toplumla barışıklar. Yani çok hızlı bir sinerji oluşturup bir kenetlenebiliyorlar. Yani bu sinerjilerini, enerjilerini pozitif anlamda kullanıp Adıyaman'a taşımaları lazım. O çocuklar da dediğimiz gibi yani orada gelen çocuklar çoğu işte okul okumayan, okul bırakmış, dışarıdan okuyan, okullu öğrenciler de çok fazla. Üniversiteden öğrenciler de var ama hani biraz daha dezavantajlılar var. Onları da bunlar çok iyi idare ediyor. Bu şekilde devam etmesi lazım. Bilinçlendirilerek devam etmesi lazım. Onun için de tanıma destek verilmeli ki bu taraftar tribüne gelmeye devam etsin. Evet sevgili izleyiciler, siyasi atmosfer bulutlarının yani böyle biraz Trakya üzerinden bu tarafa geliyoruz. Sağanak siyasetin yağdığı ortamda biz sporu konuştuk. Ve ben şahsen büyük keyif aldım. Bu siyasi atmosfer önemli öncelikli sorunların geriye atılmasına da konuşulmasına gençler olmadan siyaset olmuyor başkanım. Biz tabii şahsım adına futbol antrenörü ve aynı zamanda spor hocası Yılmaz Aslan hocama çok teşekkür ediyorum. Spora ve basın sektörüne emek veren, kafa yoran değerli genç gazetecilerimizden Sayın Tayfun Güzel'e de katkı keskin kalem. Dolayı keskin kalem. onu sevmeyen de muhakkak bir arıza vardır. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Büyük keyif aldım. Haftaya yine ilginç konu ve konuklarla birlikte olmak dileklerimle. Hoşça kalın diyorum. Aymir Danışmanlık hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Aymir Danışmanlık, iHolding bünyesinde 12 yıllık geçmişe sahip bir yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan bir kuruluştur. Kendi bünyemiz içerisinde sadece biz eğitim danışmanlığı yapmıyoruz.